Kardeş, bu yol ne tarafa çıkıyor? Bilmiyorum. Yeni başladım ben. Dostum, içeriye girmem lazım. Olağan dışı bir şey oldu mu? Bir şey fark ettiniz mi bugün? Yok abi. Kardeş, bu yol ne tarafa çıkıyor? Bilmiyorum. Yeni başladım ben. Baksana bir. Oğlu nerede ki? Sesler neredesin? Bombay ne var burada, sen neredesin? Dur! On yedi dakika var. Korkut Ali ne durmasın? Ellerini kaldır. Kaldır dedim sana. Ali, senin karşında polis mi var? Kaldır ellerini, yersin mermiyi. Yavaşça bana dön. Yavaş. At silahı. Bomba var. At lan silahı. İstatta bomba var. At silahı dedim sana. Tamam. Atıyorum. At silahı. Tamam. Bak. Bomba ihbarı aldım. Bu adam da şüpheli. Sorgular mısın? Kimsin sen? Güvenlik şefiyim. Bomba ihbarı aldım. Bu adam da şüpheli, kaçmaya başladı. Sorgular mısın adamı? Hatırladım seni. Sen Avusturya'da masamıza oturan herif değil misin? Eyvah eyvah. Ben de hatırladım seni, bak. Unut şimdi orayı. Diyorum ki sana, bomba ihtimali var. 30 bin kişi var statta. Adamı sorgular mısın? Kes sesini. Tamam, tamam. Buradarsan yersin ben. Tamam, bir şey yapmıyorum. Ya adamı vurdum zaten senin için. Güvenebilirsin bana, güvenlik şefiyim. Şu adamı sorgula lütfen. Evet abi, devam et. Kimliğini belli etme abi, devam et Ali. Konuş lan, konuş. Konuş dedim sana. Canın cehenneme. Senin canın cehenneme. Başka polis ekibi var mı? Kes sesini. Konuşuyorum. Konuş lan. 16 dakika kaldı. Hadi abi, devam et abi. Konuş, konuş.
kartında elektrik teknisyeni yazıyor. Panellerini oraya koymuş olabilir. Bakalım mı? Nerede elektrik odası? O tarafta olması lazım. Düşünme. Tamam. Kırkoğlu, ne taraftasın? Abi, Alev'in yanında bir polis var. Kimliğini belli etmemek için güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. Yani ona göre hareket edin. Ya bu çocuk gidip belayı buluyor, ya bela gelip bu çocuğu buluyor. Kırkoğlu nerede şimdi? Elektrik panellerini arıyorlar. 14 dakikadan az kaldı. Bakın arkadaşlar, burada binlerce insan var. Hiç kimsenin burnu bile kanamadan bu işi bitireceğiz, tamam mı? Devlet bizi bu zamanlar için yetiştirdi. Hadi göreyim sizi, Allah'a emanet. Abi şurada güvenlik görevlileri var, gel bir soralım. Hadi yürü. Tamam. Sen hayırdır? Abi şimdi bu bombalar patlayınca bu herifler kaçacak. Hazırlıklı olmamız lazım bizim. Ya Ezgi. Bizimkiler bombayı etkisiz hale getirecektir. Ama Allah korusun işler ters giderse bizim bu herifleri takip etmemiz gerekir. Abi adamlar bomba değil, bombalar diyor. Bombalar diyorlar. Sakin ol kuzu. Abi bombalar dediler ya. Ezgi. Sakin. Tamam. Sakin. Kontrol ediyorum sadece. Bomba imha ekipleri, C blok sonundaki elektrik odasına gelin. Hadi acele et, hadi. Farkındaysanız 20 tane anahtar var burada. Acele et, çok konuşma. Burada. Ne yapıyorsun sen? Çek elini. Delirdin mi? Bakıyorum. Bomba imha uzmanı mısın sen? Çek el şuradan. Bomba imha ekipleri nerede kaldı? Acele et, 11 dakika yazıyor üzerinde. Ne zannediyorsun sen? Neden fotoğraf çekiyorsun? İşimin bir parçası çünkü. Sil çabuk onu. Başlatma işini, sil. Tamam, siliyorum. Silinmişlerden de sil. Tamam, siliyorum. Biraz sakin olur musunuz? Sildim. Geldi. Fotoğraf geldi. Bunu neden buraya koydular ki? En fazla elektrikler gider. Komiserim, geldik. Komiserim, müsaadeniz. Sen gel benimle, yürü. Şimdi için. Uzat ellerini. Ömer. Şaka mı yapıyorsunuz? Sence ben şakacı biri miyim? Uzat. Sayemde buldunuz, farkındasınız değil mi? Avusturya'da ortadan kayboldu, bir daha olmasın. Stadyumu boşaltmamız lazım. Emredersiniz. Buldum. İran yapımı. Evet. Aha. Kriptocular tek tek bütün hesapları girmeye başladı. Bombanın patlamasını bekliyorlar. Evet. Kriptocular hazırlıklara başladı. Bomba patlarsa işlemlere devam edecekler. 30 bin kişi var. İzdiham olur. Patlasın mı?
Böyle bir şey mi söyledim? Efendim müdür. Dur, Yusuf dur. Polis hala karşısında. Abi, karşısındaki kız yani polis memuru Ali geçtiğimiz haftaki Avusturya operasyonunda karşılaştı sanırım ama tam kimliğini bilmiyorum. Allah Allah. İkimiz birden de şifre olmaya bulmuşuz. Sen gitme ne oluyor öğren. Tamam. Kolay gelsin. Yusuf Çetin. Sağ ol. Komiserim, buraya bir bakar mısınız? Ben size haberdar edeceğim müdürüm. Bilgi almaya geldim. Bu arkadaş kim? Niye elleri kelepçeli? Bombayı koyan bu mu? Hayır, bombayı buldu. E o zaman niye elleri kelepçeli? Bombayı koyanı vurdu ve nedense benzer bir olayda karşıma çıktığı için. Benim özelim yalnız. Ali, oğlum insan bir haber verir ya. Yemeğe gelecek misin, gelmeyecek misin? Anneciğim ben bir toplantıdayım, arayacağım seni tamam mı? İyi, tamam. Sen de dursun. Tamam. Komiserim, bombayı durdurdular. Tamamdır, geliyorum. Nöbedeyim. Ali duyuyor musun beni? Bomba ne oldu? Sizi duyar ama cevap veremez. Türkoğlu tutuklandı, polis var onun başında. Tutuklandı mı? Evet. Kriptocular ne durumda? Onları sakın gözden kaçırmayın. İran yapımı olabilir. Benziyor. İncelemek gerek. Etkisiz hale getirdik. Ama ne olur ne olmaz. Baştan sonra çıkalım. Ömer, koridorları kapatın. Güvenlik çemberi oluşturun. Kimse girmesin. Tamam komiserim. Bomba etkisiz hale getirildi. Dedim sana Ezgi, halledecekler diye. Bu arada ikinci bir bomba olabilir. Tüm ekiplerin dikkatine. İkinci bir bomba şüphesi var. Stadyum çevresindeki tüm yolları kesin. Tüm araçları kontrol edin. Anlaşıldı, tamam. Ezgi, Kemal. Adamlara dikkat et. Bu adamlar bombanın patlamadığını... Anlar anlamaz kaçmaya çalışacaklar. Tamamdır abi. Bekliyoruz biz. Tamam, adamların gittiği yer... Bizim için önemli, unutmayın. Biz de abi. Alalım arkadaşı. Yürü. Yürü bakalım. Thank you.
Ali duyuyor musun beni? Yıldırım abi. Yıldırım abi. Ses ver abi. Ben bombalar dedim. Ben bombalar dedim abi. Ben bombalar dedim. Dedim. Yusuf abi. Orada mısın abi? Yusuf abi ses ver abi. Kriptocuları gözden kaçırmayalım. Ne yapacaklarsa şimdi yapacaklar. Tamam. Turkish bankalar işimiz bitti. Otel internetten çıkıyorum. Başlayalım. 1 milyon dolar Bitcoin aldım. 550 bin dolarlık Ethereum aldım. 20 milyon dolarlık altcoin aldım. Tamamdır. Otelin internetinde değiller artık. Hadi Yusuf baba. Ali. Aç Yusuf baba, aç Ali. Yusuf baba. Hadi. Ali, Korkut Ali duyuyor musunuz? Yıldırım abi. Yıldırım abi, Cem beni duyuyor musunuz? Ezgi, Kemal abi duyuyor musunuz? Ha? Duyuyorum. Duyuyoruz kardeş, duyuyoruz. Kriptocular hala orada mı? Evet, buradalar. Abi otelin internet ağından çıktılar. Kendi internet bağlantıları var galiba. Muhtemelen parayla ilgili işlem yapmaya başladılar. Cem, senin takip edebilmen için bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Maalesef yok. Ama onları gözden kaçırmayın. Kripto paraları soğuk cüzdana aktaracaklardır. Neye aktaracaklar dedin? Flash disk, flash disk. Evet, flash disk. Yani elden transfer edecekler. Dünyanın herhangi bir yerinde nakite dönüştürebilir olacak. Tamam, tamam. Biz de burası. Biz de burası Cem. Haydi kardeş, haydi. Abi toparlan. Toparlan abi. Fena patlattılar. Çok kayıp var mıdır abi? Fena patlattılar. Vardır tabii. Vardır tabii. Kanı bozuk bunların, kanı bozuk. Karşımıza çıkmaya cesaretleri yok. Ama sen beni biliyorsun, sen beni biliyorsun. Ölürüm, yine de kanımızı yerde bırakmam ben. Bırakmayalım abi. Oğlum, oğlum şerefsizlere. Çok zor olmaz. Destek lazım, daha fazla ambulans lazım. Anne, Twitter'da yazanları gördün mü? Haberiyle sizlerin karşısındayız. Maçta patlama olmuş. Bir sürü ölü ve yaralı varmış. Susar mısınız? Gösterdi. Bu akşam derbi maçının oynandığı stadyuma teröristlerce bombalı saldırı gerçekleştirdi. Hayır. İlk alınan hayır. Haberlere göre 12 can... Abi, abi iyi misin? İyiyim, iyiyim Yusuf. Sen nasılsın? Abi kafan? İyiyim, boş ver beni. Sen nasılsın? Türkoğlu nasıl? İyiyim ben. Türkoğlu'nu komiser götürdü. Ya kimliği açığa çıkmasın diye ses edemedim. İki tane bilten indirmişler. Türkoğlu birini kafasından vurmuş. Komiser de indirmiş birini. Hastaneye götürmüşler ama sağ çıkar bilmiyorum. Abi muhabbolu bulmak. Muhabbolu bulmak bana namus borcu oldu. Bu millet için, bu masum insanlar için. Bunların hepsinin hesabını soracağım. O var ya, ölmediğine üzülecek. Ölüm ona armağan olacak. O şerefsize. Hadi sen git konuş. Efendim canım? İyi misin? Televizyonu gördün mü? Neredesin? Gördüm, görmez olur mu? Esra, bir iki saat evde olurum ben. Sonra konuşalım olur mu?
Bir dakika, iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? İyiyim canım benim, iyiyim, iyiyim. Merak etme canım benim. Birçok ambulans geldi ama... Tamam hayatım. Öpüyorum. Tamam, bekliyoruz. Tamam canım. Arkadaşlar sedye alın. Sedye. Olay yerine çok sayıda ambulansın ulaştığı, yaralıların çevre hastanelere götürüldüğü bilgisine şimdi geldi. Olay yerinden çok acı görüntüler... Sağ korkunç bir şey. Sağlık çalışanları... Sen yardım et. Yaralılara en hızlı şekilde... Annem babam iyi miymiş? İyi kızım. Niye merak etme. Olay yeri güvenlik güçlerinin sıkı koruması altına alınmış durumda. Nerede kaldın? Bir saate gelirim dedin. Kaç saat oldu? Geldim kızım, geldim. Korkut Ali evde mi? Yok, o da geç kaldı. İşi varmış. Senin olanlardan haberi yok. Ne oldu, bir şey mi oldu? Haberleri aç. Haberleri mi? Artış olabileceğinden endişe ediliyor. Eyvah. Kim arıyorsun? Korkut Ali'yi arıyorum. Bak şimdi arama. İşçi varmış çocuğun. Ama... Kızım arama. İşin var diyorsa işini yapsın. Nerede çalıştığını unutma. Onun gibiler sayesinde ülke güvende. Herkes huzurlu. Hadi otelden ayrılalım. Harikasınız. Aktif durumda. Kaybı çok iyiymiş, haber var mı? Sen geç hele bir otur bakalım, misafir et. Tamam mı? Bekle burada. Bir şey soruyorum. Can kaybı çok iyiymiş, haber geldi mi? Canan komiserim yapacak sorduğunu, tamam mı? Azıcık sabret, otur. O gelince konuşursun. En azından şunu çıkartır mısın? Adam mı öldürdük? Öldürmedin mi? Bombacıyı öldürdüm. Ne yapsaydın? Kardeşim tamam, güzel yaptın. Öldürdün, vurdun. Okey, tamam mı? Sen polis misin? Güvenlik şefim. Tamam, güzel. Canan komiserim gelince tane tane her şeyi güzelce anlatırsın. Bu arada yalan yok. Ellerine sağlık. Thank you.
gelirse? Güzel bir süre kolay alamaz. Cem, duyuyor musun? Çok enteresan bir durum var. Çocukları gördükten sonra başkanla görüşeceğim. Kaleli iletişimi uzaktan kurarız. Tamam, Ali'yi ne yapalım abi? Önce bir bilgisayarcıları görelim de sonra. Tamam, şu kapağına da baktıralım. Tamam, hallederiz. Cem, bizim ve başka bir aracın plakasını vereceğim. Emniyete verir misin? Çevirmeye falan denk gelirsek durdurmasınlar bize. Tamam, alayım plakaları. Yusuf, hemen bomba ihmali iletişime geç. Tam olarak ne bulduklarını öğrenelim. Tamam abi. Abi iyi misiniz? İyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Bir şey yok. Önemli değil. Önemli değil, önemli değil. Merak etme. Bir şey yok. Siz ne yaptınız bakalım? Ezgi ve Kemal kriptocuların peşinde şu anda. Bunlar bu para transferini yaptılar mı? İnternetten çıktılar. Barakuda kullanarak uydu ağına geçtiklerini düşünüyoruz. Ya DDoS ve benzeri tüm saldırılardan kurtulmuş oluyorlar böylece. Muhtemelen hızla cash to coin, coin to change yaptılar. Ya ne diyorsun kızım? Anlamıyorum. Ben bu sizin dilinizden anlamıyorum. Yaptılar mı bu para transferini? Evet, transferi muhtemelen gerçekleştirdiler. Ah şöyle ya, Türkçe konuş. Ben Türkçe anlıyorum, tamam? Ezgi tamamdır. Emniyetin sistemine ilettim plakaları. Abi. Ali terörle mücadelede şu anda. Birazdan sorguya alacaklar. Kendisini stadyum güvenliği olarak tanıttı. Tamam, onun kimliğini açık etmeden güvenlikçi olarak oradan çıkarmamız lazım. Tamam? Abi kendisi bu konularda çok iyidir. Karşısındakini Çinli bir ailenin çocuğu olduğuna bile ikna edebilir. Ama sen merak etme, plan hazır zaten. Ömer ne yaptınız? Şahsi getirdim komiserim, odanızda. Ömer ne iş var benim odamda? Atsanıza nezarete. Kelepçeler. Başlayacağım kelepçenler. Öğrenebildiniz mi kimmiş neymiş? Üzerinden kimlik çıkmadı. Stadyumda çalışıyorum demişti. Kontrol ettiniz mi? Arkadaşlara söyledim. Şahısla ilgili bütün detayları araştırıyoruz. Acele edin Ömer. Delirtmeyin beni. Teröristlerden biri yaralıydı. Ne oldu? Haber var mı? Şimdi haber geldi. Hastaneye giderken yolda araçta ölmüş. Elimizde iki ceset var. Tamam, söyle adli tıp raporlarını hızlandırsınlar. Bomba imhanı raporunu da bir an önce istiyorum. Tamam komiserim. Kalk. Al bunu sorgu odasına. Avukatın var mı? Gerek yok bence. Zaten birazdan salacaksınız. Hadi ya. Bence sen kendine bir avukat çağır. Ya da biz bu aradan isteyelim. Hangisi? Hiçbiri. Al götür şunu. Yürü. Ne yaptın, ne oldu? Abi konuştum bomba imhayla. Bizle detaylı dosyayı paylaşacaklar. Patlayan bombayla ilgili araştırmalar sürüyormuş ama sordum. İlk izlenimleri şu. İran yapımı bir bombaymış. Ama tabii bizim daha önce ele geçirdiklerimizden farklı olduğu için kesin bir şey söyleyemiyorlar. Haber bekliyoruz. Tamam, anladım. Bu ne ya? Ne oldu? Abi büyük ekrana yansıtıyorum. Hayırdır inşallah. Türkiye, Suriye bölgesinden geri çekilecek. Aksiyalce. Meclis binanızdan Anıtkabir'e kadar her yere saldıracağız. Bu uyarımızı ciddiye alın. Bu patlama ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek için. Dur, 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 dur. Biraz daha geri alsana, geri geri. Al geri. Tamam, dur. Akıt şimdi. Dur, tamam, dur, dur. Bunu biraz daha yakınlaştırabilir misin bana? Yaklaştır bakayım. Heh, dur. Şurayı biraz daha netleştirebiliyor muyuz? Abi internet videosu bu. Deneyeceğim. En fazla bu kadar. Yeterli zaten. Kim bu? Abdur. Abdur bin Said. Bombaları patlatan şerefsiz bu. Bulacağım ulan seni.
Suriye bölgesinden geri çekilecek. Aksi halde meclis binanızdan Anıtkabir'e kadar her yere saldıracağız. Bu uyarımızı ciddiye alın. Bu patlama ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek için. Bu video patlamadan hemen sonra yayınlansın. Bütün dünyayla paylaşın. Herkes Haptor Bin Said'in kim olduğunu görecek. İleriden sağa döneceksin. Çok temiz iş oldu. Parayı alınca Almanya'ya geçeriz. Aynen. Haptor Bin Said dediğini yaptı. Bütün dünya İstanbul'daki patlamayı konuşuyor. Transferi gerçekleştirdiniz mi? Gerçekleşti. Adamlarımız soğuk cüzdanı teslim etmek için belirtilen adrese gidiyorlar. Oradan Haptor'a ulaştıracağız. Güzel. İstanbul'a gidişimiz ayarlandı mı? Her şey hazır efendim. Şimdi sıra Türkiye'nin damarlarına sızmaya geldi. En ince ayrıntısına kadar gireceğiz. En yakınları bile arkalarını dönecek. Ömer, kamera açık mı? Açık komiserim. Avukat istemiyorum demiştin. Kameraya da söyle, başlayalım. Avukat istemiyorum. Oldu mu? Oldu. Anlat bakalım. Avusturya'da nereye kayboldun? Anlamadım. Anladın, anladın. Avusturya'da adamın beyni patladığında nereye kayboldun? Söylediğiniz gibi adamın beyni patlayınca ben de canıma bir zarar gelmesin diye mekandan sürüne sürüne ayrıldım. Öyle mi? Öyle. Arkadaşım, sen güvenlik görevlisi değil misin? Yarım saat önce adamı alnının ortasından vurdun. Ne oldu? Avusturya'da korkup kaçtın mı? Korktuğumu söylemedim. Kendinizi benim yerime koyun. Yan masada biri vurulunca oturup seyretmezsiniz. Ki zaten siz de seyretmediniz. Kardeşinizle beraber masanın altına girdiniz. Yanlış hatırlamıyorsun. Sen şimdi güvenlik görevlisisin. İnandık diyelim. Silah peki? Silah şahsıma ait, ruhsatlı silah. Bu arada orada kaldı, inşallah bulmuşsunuzdur. Bulun getirin silahı Ömer. Tamam komiserim. Müdürüm. Heh, gel canım. Nedir bu? Sana getiriyorlardı. İçerideki çocuğun dosyası. Çocuk kahraman. Askerde hizmet övmüş, madalyası almış. 3 aydır stadyumda çalışıyormuş. Yeri yurdu belli yani. Çok can kaybettik. Zaman kaybetme bu çocukla. Hemen olay yerine. Müdürüm. Haftalar önce Avusturya'da yaşananları hatırlıyorsunuz. Orada da karşılaştık bu arkadaşla. Bu kadar tesadüf olur mu? Sorman gereken ne varsa sor. Suçlama yoksa bırak. Aşağısı haberci kaybı. Durduk yere kahraman askeri tutukladılar, haberleri çıkmasın. 33 tane şehit verdik Canan. Hastaneler dolu. Daha da artacak. Dikkatini doğru noktaya ver. Ali Kuleli. Kaç aydır stadyumda çalışıyorsun? 3 ay. Nerede oturuyorsun? Beşiktaş.
Neden sana madalya verdiler? Orada yazmıyorsa gizli bilgi demektir. Hangi okuldan mezunsun? 19 Mayıs Atatürk Lisesi. Doğum tarihin? 8-8-86. Buyur. Gidebilirsin. Kolay gelsin. Ayarlıyorum kayıtlarını. 3 aydır stadyumda çalışıyor gözükeceksin. Geri kalan tüm bilgilerin hikaye 2'ye göre olacak. 19 Mayıs. 19 Mayıs Beşiktaş. Başka? Rahat çıkman için de araya gerçek bir bilgi koyuyorum. Anlarsın zaten. Var sende bir şey. Elbet öğrenirsin. Ömer. Efendim komiserim. Şunu gizlice takip edin. Kimmiş neymiş öğrenin. Tamamdır, merak etmeyin. Gel. Ha, Yıldırım gelsene. Otursana. Yarın sabah büyük bir toplantı olacak. Oraya katılmanı istiyorum. Tabii ki. Ne düşünüyorsun? Bulacağız başkan onları. Bunlar bizim topraklarımızı cenneti vaat ederek kan gölüne çeviriyorlar. Biz de onları bulup hayatlarını cehenneme çevireceğiz. Bulacağız. Biraz önce telefon geldi. 30'u sivil, 18'i polis. 48 kişiye yükselmiş kaybımız. Masum insanlar öldü. Yıldırım, masum, masum. Maalesef başkan, biliyorum. O ölüme giden masum insanların gözyaşlarını da, bakışlarını da kalbimizde biriktirdik. Bunların hesabını verecekler. Bu arada videoyu inceledik. Abdur'u teşhis ettim başkan. O şerefsiz var bunların arkasında. Para transferini silah almak için kullanacaktır bu. Şimdi doğu sınırında bir yerdedir muhtemelen. YPG ile ÖSO arasında bir yer hazırlıyordur kendine. Patlayıcıların İran menşeli olduğunu söylediler. Bu İran'dan yardım alıyor olabilir mi? Sanmıyorum ama... Böyle konuşmak için erken de olabilir. Belki de oraya gitmemiz gerekebilir. Ne yapmamız gerekiyorsa bir an önce yapalım. Sana güveniyorum Yıldırım. Teşekkür ederim başkan. Merak etmeyin. Bana güveniniz. İzninizle. Kolay gelsin. Hadi bakalım, gidelim artık. Güzel. Hallettiniz. Evet. Sen de. Güzel. İyi iş çıkarmışsınız. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yapacağınız işe gerizekalılar.
Alo. Ha ha, kriptocular tamam. Tamam tamam, soğuk cüzdan ben de bilgisayara kopyaladım. Tamam, buluşma yerine doğru yola çıkacağım. Hadi. Bak Discord'a alalım, sonra gidelim, tamam mı? Şimdi ne derlerse, yani sonuçta bu para aktarımını bir şekilde yapacaklar. Ya başka bir yaparlar. Bence biz bunları takip edelim. Bravo Eski, bravo. Yine doğru söyledin, doğru söyledin de temiz girip çıkmak lazım. Sonra başımıza bir olay gelmez. Ya gelmez. 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 Tamam, sen ne yapacağız o sonra? Şimdi ne yapayım? Ben de gitmezsiz ki. Ben takacağım. Bir tane de girdikleri anda onları takip ediyor olacağız. Yorum, sen çalışırsın yoksa biz bu adamları kaybedemez. Hadi. Ne olur çalış. Çalış. Diğerini de arabaya koyalım. İlerleyen saatlerde denize atarız. Tamam tamam. Ezgi. Ezgi, beni duyuyor musun? Yarın orada olacağım. Tamam, tamam, çıkarken haber veririm. Haydi, görüşürüz. Söyle. Komiserim, şu an takipteyim. Taksiyle ilerliyordu, durdurdu taksiyi. İniyor şimdi taksiden. Telefonuna baktı. Sokağın başında öyle duruyor. Sokaktan içeri girdi. Ne diyorsunuz, takip edeyim mi? Sen nasıl görüşüyorsun? Bir konuşabilir miyim ben Cire? Ver telefonu Ömer, ver. Komiserin peşime neden bir adam taktığınızı sorabilir miyim? Benden bir şeyler sakladığını biliyorum. Yanlış biliyorsunuz. Doğrusu şu, bombacıyı buldum, sizin de hayatınız kurtardı. Ona bakacağız artık. Sinirlendiriz galiba. Kolay gelsin. Sen hala orada mısın ya? Ha, bağlantı açık kalmış. Tamam, geliyorum ben şimdi. Aç şunu be oğlum, aç şunu. Ay. Çayın var mı? Ha, var baba. Sen geç, ben vereyim. Otur, otur, gel. Biliyorum kızım, oğlunu merak ediyorsun.
Ama onun şu anda olması gereken yer burası değil. Ya baba, askerde olanları hatırlasana. Günlerce başından ayrılmadık. Senin oğlun bir kahraman kızım. Bunu asla unutma. Ona verilen nişanı duvarına astın. Gelenlere gururla anlatıyorsun. Haklısın da. Ama bırak da şimdi vatanı için ne gerekiyorsa onu yapsın. Kahramanları olmayan bir ülkenin geleceği de olmaz. Bak, ben ömrümü verdim. Şimdi sıra Korkut Ali'de. Bir de seni de az beklemedik annemle. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı demiş Mehmet Akif. Sen de unutma. Ülkesini düşmana vermeyen bir kahramanın annesisin. Ses geldi. Ay, beni de bu teknolojiye alıştırdı. Anneciğim, birazdan arayacağım. Merak etme, iyiyim. Oh, çok şükür. Şu çayımı içeyim, biraz hava almaya çıkacağım. Ya, bu saatte. Hava almanın saati mi olurmuş be kızım? Allah Allah. Yok, olmaz tabii de. İyi, ben de haberlere bakayım o zaman. Tamam Esra, çocuklar niye bekliyor? Niye bekliyor? Yatsın uyusunlar, yarın okul var. Tamam, sen babanız iyiymiş, konuştum ben de. Ha, tamam peki, onlara da gün doğdu ha uyumamak için. Tamam, kapat hadi. Tamam, gelirken ararım, öptüm. Kapat, öptüm. Yusuf. Buyur abi. Hadi sen eve git. Ben hallederim burayı. Burada senlik bir iş yok, hadi. Korkut Ali gelsin de bir. Yok yok, sen git, sen... Evet, bana gerçekten kafayı takmış bir komiser var artık. Bu doğru ama çok önemli bilgilere ulaştım. Lütfen çalışsın. Tak şunu hadi. Alma demiştim sana. İşte almasaydın bunları göremezdik. Koy. Ne bu? Bu bana kafayı takan komiserin odasındaki tahtada yazan bilgiler. Bu komiser kız bu bilgilere nasıl ulaşmış? Tamam, bu terörle mücadele komiseri ama. Şimdi bence Haptor'u bizim bildiğimiz tarafıyla bilmiyor. Ama notların arasında çok enteresan bir bilgi var. Kızın bir muhbiri var ve hasta bir kızdan bahsediyor. Ama bu hasta kızın Hasan Kalbi ve Haptor'la bağlantısını onu bilmiyor. Haptor'un bir kızı mı var acaba? Onunla ilgisi olmasın. Bunca zahmeti boşuna çekmemiştir bu. Neyse, sen bana şu komiser kızı bir anlat bakalım. Siz birbirinizi biliyorsunuz, karşılaştınız değil mi? Cem biliyor, bu Avusturya'da telefonu kopyalayacağım adam vardı ya kafası patlayan. Tamam, o bildiğimiz bir şey. Biliyorum. İşte ben restoranda onlara yakın bir masaya yerleşecektim. Sonra da bir masa seçtim. Bu masada da komiser vardı. Yani tamamen şans. Şans. Değil mi? Kader mi yoksa? Şans, kader. Vallahi bravo. İstesek olmayacak şeyleri oldurabilmek, yapabilmek büyük başarı. Nasıl oluyor bu? Yaratılışın böyledir belki. Yaratılış. Yalnız komiserin fotoğraflar çok detaylı. Yani resmi olarak bir şey istememize gerek kalmamış. Her şeyi almış. Selam. Cem. Şuna bir bakar mısın? Ne yaptınız, hallettiniz mi? Belli belli. Kriptocuları paketlemişler. Şimdi o kriptocular büyük ihtimalle Karadeniz'in derin sularında. Şöyle ki... soğuk cüzdanı, flash diski falan verdiler. Sonra da kafalarına birer vermeyediler abi. Neyse ki Ezgi adam ölmeden önce adamın bilgisayarına yazılım yükledi. Biz de ondan sonra raporunu uzadık abi. İyi, da. Aferin. Cem, senin verdiğin flash disklerden yükledim, olmuş mu? Okuyorum. Yüklenmiş Ezgi, süpersin. Bilgisayar şu anda kapalı, en son... Şile'de gözüküyor. Heh, işte orası. Şimdi bu bilgisayar açıldığında yeşil olacak, online olacak. Biz de nerede olduğunu tespit edeceğiz. O zaman dijital para onlarda. Şimdilik. Muhtemelen bilgisayar ve diskler yarın sabah doğuda bir yerlerde Haptor'un önünde olacak. Ve bu şerefsiz silah almak için birilerini bulmaya çalışacak. O video kaydını boşuna koymadı bu. Ne videosu?
Cem sana anlatır. Şimdi hepiniz eve gidiyorsunuz. Hazırlanıyorsunuz. Yarın yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Kolay hadi. Gelsin. İyi geceler. Gel hadi, gel. Kolay gelsin. Hadi abi. Çay içen var mı? Türkoğlu. Şans, kader falan bir şeyler dedik de. Çaba olmadan ne şans olur ne kader. Ayrıca şunu bil. Şansın adımları kaderin sesidir. Kaç kişi hayatını kaybetmiş? 41 sivil, 2 çocuk ve 11 polis kardeşimiz şehit oldu. Ali iyi misin? İyiyim. Sınırı genişletelim. Gençler var etrafta. Hemen komiserim. Hadi açın burayı. Gel hadi, hadi açın açın. Aç 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 aç. Komiserim araç tam bir hafta önce Gaziantep'ten kiralanmış. Kiralayan? Sahte kimlik tabii. Aynen öyle. Kimlik sahte. Ben Gaziantep Emniyet'le hemen iletişime geçtim. Aracı incelettim. Bir kez hatalı parktan ceza yemiş bir araç. Bir de kırmızı ışıkta geçerken EDS'ye yakalanmış. Ayrıca bilmeniz gereken bir şey daha var. O tarafta gördüğünüz şahıs. Ölü ele geçirdiğimiz 2 militan vardı ya. Onlara uymuyor. Yani başka biri daha var. Üst tanımaya yolladınız mı? Hemen yolluyorum şimdi. Takip ettiğim Faki. Nasıl enseledi seni? Vallahi orasını ben de anlamadım komiserim. Sizinle telefonda konuşuyordu. Bir sokağa girdi bu. Ondan sonra pat kapı açıldı. Yanımda oturuyor. Ömer araştırmaya devam et. Kimmiş neymiş öğrenin. Merak etmeyin öğreneceğim. Biliyorum sen şimdi hiçbir şey yiyip içmemişsindir. Şunu iç de öyle uyu. Sağ ol. Hadi iç. İçeceğim, içeceğim. Soğusun biraz. İyisin değil mi? İyiyim. İyi olacağız. Başka çaremiz yok. Allah yakınlarını kaybedenlere sabır versin ya Rabbim. Yani bunu yapanlar gün yüzü görmesin inşallah. Ay Allah'ım sen beni affet. Benim oğlum iyi ki bilgisayar başında, masa başında görev yapıyor. Ya sokaklarda yapsaydın görevini? Ya tamam biliyorum devlete hizmet kutsaldır. Ama oğlum ben seni bir kere kaybediyordum. Gene aynı şeyleri yaşarım diye çok korkuyorum. Anneciğim tamam söylediğin gibi masa başındayım zaten. Senin endişeleneceğin bir şey yok. Kurma kafanda. Endişe ediyorum oğlum ben. Endişe ediyorum. Anneyim ben. 15 gün sen hastanede uyurken ben başındaydım senin. Uyan diye bekledim. İyi uyudum ama. Yani illa sulandıracaksın değil mi konuyu? Hadi şunu içeyim ben. Tamam hadi. Afiyet olsun. Allah rahatlık versin. Yeah!
Komutanım yardım edin! Yardım edin komutanım! Yardım edin komutanım! Kolumu hissetmiyorum komutanım, kolum! Hoca! Dayanın. Korkut Ali, dayan oğlum. Kurtulacaksın. Kurtulacaksın oğlum. Bu çocuğu kurtarmanız gerek. Merak etmeyin, ne gerekiyorsa yapacağız. Bu çocuğu kurtarın. Bir sürü hayat kurtardı o çocuk. Her tarafa bakın. Sağ kalan var mı bakın? Emreder, emreder. Hadi çabuk dağılın. Hadi, hadi. Hadi. Neden hiç ölü tercih askeri yok? Zeki amca, ne yapıyorsun sen burada? Saatlerdir seni bekliyorum be kızım. Defalarca aradım, açmadın. Pelin kızımızı arayacaktım. Haberi yoksa o da telaş yapmasın dedim. Neler oluyor öyle? Kötü şeyler oldu Zeki amca. Çok kötü şeyler oldu. Teröristler değil mi? Beddua etmesini hiç de sevmem ama beter olsunlar. Yakalayın kızımı onları. En ağır cezayı verin. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuna kadar yapacağız Zeki amca. Baban aradı mı? Aradı ama açamadım. Ara kızım. Belki o sana bir fikir verir ha? Ararım ben. Sen merak etme. Ara kızım.
Neyse suyu içtik. Dere yarıldı. Tam arasından geçtik böyle. Geçtik gidiyoruz. Karşımıza tam başkanın dediği gibi sıra dağlar çıktı ama böyle o kadar yüksek ki. Biz buna nasıl tırmanacağız la dedik. Ayvuhan dedi ben tırmanırım. O zaman biz de tırmanırız la dedik. Çıktık hepimiz dördümüz arka arkaya peş peşe. Tırmanıyoruz ama nasıl yorgunuz tırmanıyoruz. Çekiyoruz kendimizi tırmanıyoruz. Ucuna geldim ben. Kendimi çektim. Karşımda bir kurt. Ne yapacak la dedim. Sakladım kendimi tekrar. Verin la bana bir daş verin oradan dedim. Doktor bir daş verdi elime böyle. Şöyle bir yokladım tamam mı? Kendimi çıkardım. Çıktım tekrar tam kafasına bir koydum taşı. Kurt bayıldı. Böyle galiba. Ama sen böyle gülersen anlatamam kızım. Konsantrasyon bozuyorsun ya. Karadeniz aksanla gülüyorum baba. Ulan eskiden hiç gülmüyordunuz buna. Hatta bayıla bayıla dinliyordunuz. Çok eğleniyordunuz. Büyüdük baba ondan. Büyüdünüz. Vallahi büyüdünüz. Görüyorum onu. Biriniz misafir odasına çöktünüz. Biriniz orada, biriniz burada. Oh ne âlâ memleket. Sen bir gece uyu oğlum da anlarsın diye. Değilsin. Diyorum. Yok ya. Sen asla kendi çıkardın seslere bak. Yasakta 50 kere dönüyorsun. Bir rahat vermiyorsun insana. Gacır gucur. Allah Allah ne kötüymüşüm ben. Her zaman böyle iyi geçinen çocukların olmasını hayal etmiştim. O kadar mutluyum ki şu anda böyle uyumunuzda. Şişt, ne oldu? Ya baba, sen hani hep evden çıkıp işe gidiyorsun ya. Hı? Biz hiç sana sormuyoruz nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun diye. Bazen 3 gün, bazen 3 hafta evde yoksun. Ama bugün olanlar biraz şey. Ne? Baba sen hep eve geri gel olur mu? Ne zaman gidersen. Ferhat abi. Şşş. Şimdi bir şey söyleme olur mu? Sonra konuşalım olur mu? Şimdi söyleme. Ablam doğru söyledi. Ama hep eve dön tamam mı? Tabii ki. Döneceğim. Söz. Ulan ben ne zaman sözümü tutmadım ha? Gelin buraya gel. Gel. Söz. Tabii ki döneceğim. Bana bayağı duygusal baskı yapıyorlar. Ya ne ara büyüdü bunlar bu kadar? Bezleri ne zaman bırakacaklar diyorduk. Şimdi liseden mezun oluyor birisi. Esra. Hı. Önemli bir konu var. Yarın yola çıkabiliriz biz. Yapacak bir şey yok. Yusuf Reis. Ben seni böyle sevdim, böyle kabul ettim. Ama dikkatli ol, olur mu? Olur, merak etme. Ederim. Haftaya tam 18 yıl olacak. Ve benim seni merak etmediğim hayatımda tek bir günüm bile olmadı. İyi ki varsın Esra. Sen de. Dünyanın en güzel yeri.
Tam kafadan vurmuşsunuz komiserim. Ben vurmadım. Geliyorum Ömer. Bekle 2 dakika. Bu iki pisliğin de DNA'sına kadar her bilgiyi raporda görmek istiyorum. Hiç merak etmeyin komiserim. Ha komiserim şey, çok kayıp var mı? Maçta arkadaşlarım vardı, ulaşamadım. Var, çok kayıp var. Komiserim iyi bir haberim var. Minibüsü kiralayan şahsı bulduk. Eski kaçakçılardan. Gaziantep terörle mücadele olabileceklerini söyledi. İyi, tamam. Nihayet Korkut Ali. Neredesin be oğlum? Hoş geldin. Sağ ol. Biliyorsun durumlar işte. Telefon susmadı. Haberlerde gördüm. Bombanın patladığı yere binlerce kişi gitmiş. Karanfiller bırakmışlar. Polisler, küçücük çocuklar. Of. Güçlü olmak lazım. Böyle durumlarda en önemlisi birlik beraberliktir. Bay Hartman. Hı. Teşekkürler. Buyurun. 1 saat sonra İstanbul Havalimanı'na inmiş olacağız. Tamam, güzel. Thomas Bey, içerisinde vakfa ait tüm iletişim bilgileri ve son 1 yıldaki çalışmaların özetleri var efendim. Bu İstanbul gerçekten büyülü bir şehir. Konstantin aptalmış, şehri savunamamış. Bu zekayla Fatih karşısında kaybedeceği zaten belliymiş. Ama bu şehri ölüm pahasına istemek çok normal. Şimdi bizim bu şehri ya yeniden almamız lazım ya da yok etmemiz lazım. Almak iyidir. Değil mi? Evet. Almak iyidir. 100 yıl önce almamız gerekti Türklerden bu şehri. Kesinlikle. Şimdi bu topraklar yeniden bizim olana kadar buradayız. Hoş geldiniz. 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 Hoş geldini
Şöyle gel. Kıymetli konuklar, vakfımızın yönetim kurulu başkanı Sayın Thomas Hartman'a hoş geldiniz diyor. Kendisine cömert bağışlarıyla gerçekleştirdiğimiz yurt dışı eğitim programları için teşekkür ediyoruz. Alkışlar eşliğinde Sayın Thomas Hartman'ı konuşmasını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Bay Hartman. Hoş geldiniz efendim. Değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili basın mensupları, bugün bir kere daha sizinle beraber olduğum için çok mutluyum. Öncelikle Türkiye'de dün gerçekleştirilen hain saldırıyla ilgili üzüntülerimi belirtmek istedim. Bu saldırıda hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı dilerken, yaralananlara bir an önce eski sağlıklı günlerine kavuşmalarını temenni ederim. Türkiye hızla büyümekte olan ve gelişmekte olan bir ülke. Ve maalesef düşmanları bunu engellemek için ellerinden ne geliyorsa yapıyor. Her ne kadar kimliğimde, pasaportumda başka bir ülkenin adı da yazsa, benim aklım her zaman Türkiye'den yana. Kalbim her zaman bu topraklar için, Türkiye için atıyor. Vakfımızın sağladığı burslarla ve bu projeyle yüzlerce Türk gencini Avrupa'ya, Fransa'ya, Almanya'ya, Belçika'ya, Amerika'ya eğitim için gönderdik. Bugün gururla söylüyorum, hepsi geri dönüyorlar. Dönecekler. Ve ülkelerine, bu topraklara faydalı olabilmek için ellerinden geleni yapacaklar. Bütün çalışma arkadaşlarıma, hepinize gerçekleştirdiğiniz bu proje için çok teşekkür ederim. Avrupa'da ve birçok ülkede ailemin adını yaşatmak için kurduğumuz vakfın Türkiye Şubesi'nin başına vakıf başkanı olarak bizzat geldim. Ve uzun bir süre çalışma arkadaşlarımla burada olacağım. Çocuklarımız için, gençler için çok daha güzel bir dünya yaratmamız lazım. Bunu onlara borçluyuz. Ve bunu hep beraber bu topraklarda, bu ülkede onlar için gerçekleştireceğiz. Hepinize bir kere daha katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Size bu ülkeyi idare edeceğim. Bu cumhuriyetin yıkıldığını, her karış toprağının paramparça edildiğini görene kadar ölmek yok. Bir verip on alacağım sizden. Hüseyin Bey, başarılı eğitim müdürümüz Narin Hanım. Kendisinin adını çok duydum ama tanışamadık. Buralarda mı? Efendim, kendisi şu an Türkiye'nin doğusunda. Vakfa bağlı bazı yerlerin düzenlemelerini yapıyorlar. Hatta yanlarında da böyle küçük bir tiyatro ekibi var. Çocuklara oyun düzenliyorlar. Güzel. Bugün Hatay tarafında, yarın Gaziantep, birkaç güne dönmüş olacaklar. Güzel. Benden istediğiniz bir şey yoksa resmi işlemleri halledeyim. Yok, hallet sen. İkinci adıma geçelim mi? Geçelim. Bir iki güne gelmiş olurlar. Gelsinler. O zamana kadar biz de ne kadar iyi bir vakıf olduğumuzu göstermeye devam ederiz. Şu eğitim müdürü Nane Toprak. Açtır bakalım kimmiş. Başarılı eğitim müdürümüzü bir tanıyalım. Tamamdır.
toprak kokusu. Bu toprak seni aldığı için mi bu kadar güzel kokuyor? Ah be Mine. Susup kalırsam belki acım hafifler dedi. Ama için kor gibi yanarken susmak acıların en beter. Susmak insanın içiyle konuşmaz. İçine atmaz. Ama içinden atamaz be Mine. Ben bizi bir arada tutamadım. Yuvamı koruyamadım. Bak şimdi. Sen burada toprakta. Ben de bomboş hala hayatta. Bomboş. O menekşelerin boynu nasıl bükük kalmışsa benim de başım eğik Mine. Ölmemiş o. O imdiz ölmemiş, yaşıyor. Ben onu öldürememişim. Koynunda yattığın bu toprağın yüzüne ben nasıl bakacağım? Affet beni bile. Kendi huzurumla geçtim. Seni burada huzurla uyutamadım. Affet. Şimdi bana diyorlar ki sen o iblisi tekrar bulursun. Sen onu bulacaksın da adalete teslim edeceksin diyorlar. Yani yaralı olduğun yerden değil, yarım kaldığın yerden başla diyorlar. Ben onu bulacağım, bunu biliyorum. Ama bulunca ona ne yapacağımı bilmiyorum. Ah be Mine. Anladım ben. Anladım. Her hayat ölümle terbiye ediliyor. Çok iyi anladım. Fotoğraflar her yerde. Şuraya bak ya. Küçücük çocuk. Belki de hayatında ilk defa maça gitti. Şerefsizler ya. Anne baba için en acısı nedir bilir misin Türkoğlu? Evladın gitmiştir.
canın gitmiştir. Kalbin savaş alan. Sen bu acılı ve yorgun kalbi bir uçuruma atsam, kurtulsam, ölsem dersin. Ölmezsin. Yaşarsın. Ama içinden uğurlayamadığın gidenlerin ardından sabahtan akşama her gün kaç kere ölürsün bilemezsin. Yıldırım. Hemen yola çıkın. Ve o şerefsizi bana bulun. Hemen. Tamam başkanım. Kemerimi bulamıyorum. Sen biliyorsun. Dolapta, üst çekmecede. Ben çıkıyorum. Nereye? Hastaneye? Yok, Ferhatlara uğrayacağım önce. Nereye uğrayacaksın? Bir konuşalım mı Kemal? Konuşalım gülüm. Konuşalım. Bizim çocuğumuz olmuyor. Yani benden ayrılırsan senin olabilir tabii ki. Ama benim olmuyor. Meral öyle deme. Öyle de yapma. Yapma Meral. Tamam bir dinle. Kemal ben... böyle bazı geceler saatlerce tavana bakıyordum. Diyordum ki işte Ferhat'la Pınar ne kadar şanslı. Şimdi hale bak. Kemal benim içim yiyor. Yani küçücük bir bebek. Orada annesiz babasız ne yapacak o? O bebeğin yanında olmak istiyorum ben. Nasıl yani? Ne gibi? Bilmiyorum. Yani ikisinin de anne babası yaşlı insanlar. Nasıl bakacaklar küçücük bebeğe? Onlara destek olalım. Onların yanında olalım. Ha? Sen anladın beni. Anladım ben seni. Ben anladım seni. Kemal'in üst çekmecesi. Ben çıkıyorum. Duymamışım anne. Saatine bir bak. Okula geç kalacaksın. Tamam bir şey olmaz. Sabah sabah sen kiminle yazışıyorsun kızım? Zaten okula gittiğinde arkadaşlarınla görüşeceksin. Bak düşmüyor şu telefonun elinden. Düşmüyor. İlla babana mı söyleyeyim ha? Tamam tamam bıraktım hadi. Çantanı bile ben hazırlıyorum. Hadi. Tamam. Tembel. Hadi. Ne demlenmez bir çaymışsın sen abi ya. Ne demlenmez bir çaymışsın ya. Bilgisayarı açtım. Ne? Ah ah! Yandım. İyi misin? Nerede? İyi misin? Şey, bir şey yok.
krem sürmeniz. Tamam. Sabiha Gökçen. Gidiyor. Ama nereye? IP adresini kontrol eder misin? 212-198-22-177. Ne işimize yarayacak? 298-22-177. Bakalım nereden bağlanmış? Dua edelim ücretsiz Wi-Fi'ndan bağlamamış olsun. Herkese açık o Wi-Fi sistemine. Oraya girmiş olamaz. Aslında ayrıca krem konusunda da haklısın. Galiba biraz yanmış olabilirim. Hah, buldum. Kendi internetinden bağlanmış. Şimdi bu IP adresini alan telefon hangisi? Bakalım. Yes! Yes! Adamın telefon numarası. Artık takip edebiliriz. Uçağı biner bilmez konum bilgisinden bindiği uçağın hangisi olduğuna ulaşabiliriz. Harikasın. Asıl sen harikasın. Adamın nereye gideceğini çok önceden biliyor olacağız. Bekle, çantamda krem olacak. Bir sorun mu var? Siz başında beklemeye devam edin. Verdiğim ilaçlar birazdan etkisini gösterir. Biz eski dostuz biliyorsun. Sen ve ailen için her şeyi yaparım. Ama Dora için yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Verdiğim ilaçlar da hiçbir şey yaramıyor. Ne olacak peki? Bu konuda uzman olan bir doktora götürülmesi lazım. Bunun için en yakın çözüm Türkiye. Gaziantep'teki tıp fakültesinde onun için önemli ve özel bir doktor var. Ona görünmesi lazım. Ben kızımı Türkiye'ye göndermem. Ya ne olacak? Kızımızın gözümüzün önünde eriyip gitmesine izin mi vereceksin? Ben bir çocuk verdim toprağa. Bir tane daha verme. Antep'teki şu doktoru araştırın. Hangi hastanede çalışıyor, nerelere girip çıkıyor, evi nerededir, hepsini öğrenin. Tamam. Pelin, acil mi çıkmam gerekiyor? Ya babama ulaşamıyorum, bir şey olmuş olmasın? Necdet abi ara, komşusu onunla sürekli görüşüyorlar. Evet, tamam hatırladım. O zaman ben bir onu arayayım, sonra sana haber vereceğim, tamam mı? Tamam, ulaşamazsan mesaj at. Şimdi bu şekilde mi ulaştınız adamın telefonuna? Ya siz deli misiniz? Ben pek anlamadım nasıl ulaştınız ama ulaştınız yani, öyle mi? Evet, ulaştık. Hatta uzaktan gelen giden aramaları bile dinleyebiliriz. O kadar. Arkadaşlar, siz hakikaten anlayabiliyor musunuz bu bilgisayarcıların anlattıklarını? Yani. Ne yalan söyleyeyim, ben bazen anlamıyorum abi. Ama bunlar yapıyorlar işlerini işte. Geçen haberlerde okudum. Türkiye dünyada ilk ona giriyormuş hackerlıkta. Yani anlayacaksın abi. Bunlar tehlikeli kafalar. Oldu olacak. Adamın uçağını biraz geciktirin de
Aynı zamanda inelim Gaziantep'e bari. Cidden mi? Yapamaz mısınız? Yaparız. Tamam. Tamam o zaman. Elif, sen bize zaman kazandırıyorsun. Cem, sen de hazırlan, biz de geliyorsun. Uçak biletlerini yoldan alırız. Ben? Evet, sen. Neyin var, neyin yok hepsini hazırla, al yanına o bilgisayarlarını, o sihirli kutularını falan. Bütün teferruatlarını. Hemen gidiyoruz. Anlaşıldı ki artık teknolojisiz olmayacak bu iş. Yusuf, Kemal, siz de bu öldürülen teröristlerle ilgili bir araştırma yapın. Bunlar gece bir yerde konaklamıştır. Belki oradan bir şey çıkarabiliriz. Sen? Ben. Sen, ben, Ezgi ve Cem uçuyoruz. Haptor'u bulmaya çalışacağız. Bulacağız. Uçak röter yaptı ondan. He he. Yanımda, sorun yok. Tamam. Çap var. Numara? Adam taksiye biniyor. Şu an adamı kaçıracağız ya. Duydunuz değil mi? Neyi? Kimse takmadı mı kulaklıkları? Hı. Dilip Halit'in görüntü arama yapmış. Çapı otele gidiyor. 99 oda numarası. Orada bekleyecek. Sonra buluşma noktasına gidecek. Oradan da sır ötesine. Kulaklıkları takın bence. Ben takarım da o yaşlı kurt takmaz. Şeyi bana bırakıyorsunuz abi. Halit gelmiş. Antep'te. Daha iyi mi? Uyuyor. Sait, bir şey yapacaksın değil mi? Yaparım. Merak etme. Ama bana az zaman ver. Ya. İlk defa geliyorum ben. Ben de uzun zaman sonra ilk defa geliyorum. Niye gelmiştin ki bence? Askerliğimi yaptım Şırnak'ta. Burada da bir iki kere gitmek zorunda kaldım. Ah, su var mı? Ben neredeyse sadece su var zaten. Cem, kurul şöyle. Hadi. Vay, sizin oda daha büyükmüş. Bence aynı. Sen pek sahaya çıkmıyorsun değil mi? Yani birkaç kere çıktım ama sizin kadar değil tabii. Minibüste oturuyor sahaya çıktığında. Belli. Tabii ya. Asansör sistemine bağlanır mısın Cem? Sağdan mı gideyim Cem? İHA görüntüsü yollar mısın Cem? Bilgisayarını kur Cem. Kurarım. Nankör. Adam odasında otelin wifi'sinden bağlandı. Ekranını izliyorum, kriptoları kontrol etti. Hızlı bir hesap yapınca 250 milyon dolar civarında bitcoin ve altcoin'lar var. 250 milyon dolar diyor ya, paraya bak. Yemin ediyorum var ya bak, gırtlaklarına sokacağım o coin'leri. Ya dur dur, sakin ol. Yiğitlik öyle vurup kırmakta değil. Tahammül göstermekte, sabretmekte. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmek. Sen sabırlı ol, deli dolu olma. Abi, nedir planımız? Bu adam Haptor'la iletişim kuramaz. Bu Haptor iblisini ben iyi tanırım. Kendisine hep bir duvar örer. Onun adamıyla buluşup Haptor'un yanına gidecekler. Sen sınırın bir diğer tarafı falan dedin ama neresi olduğunu bilmiyoruz değil mi? Orada telefonlar da çalışmaz.
Orayı yakından takip etmek de olmaz. Ona bir çözüm bulacağım nasıl takip edeceğimize dair. Yani bir şekilde onunla yer değiştirmenin bir yolunu bulsak biz, bizim adamımız bizi Haftar'a kadar götürecek de. İşte mümkün değil çünkü görüntülü konuşma yaptılar, geçemeyiz. Evet. Aslında geçebiliriz. Nasıl? Ne yapıyorsun oğlum? Bir saniye abi. Ya bir söylesene, ne yapıyorsun? Hemen gösteriyorum. Ali, bir konuşur musun? Edirne'yi çok seviyorum. Bu ne ya? Nasıl yaptın sen bunu? Edirne'yi çok seviyorum. Çok iyi. Harika be. Ne bu? Bunu nasıl yaptın sen? Abi bunun adı deepfake. Ne fake? Yani yüz kopyalama. Çok iyi yapıldığı için gerçeğinden ayırt edilemiyor. Benim zamanımda da eskiden plastik maskeler vardı. Onu çok iyi yapan da ustalar vardı. Peki sen şimdi bana söyle, bunu nasıl konuşturacağız biz? Ha? Konuşmayı nasıl yapacağız? Ya işte orada biraz dikkatli olmak gerek. Çünkü render hızına göre seste gecikme yaşanabilir. Render? Yani çok hızlı konuşursa ağız ses senkronu tutmayabilir. O yüzden tane tane, sakin sakin konuşmak lazım. Tamam, aramızda en sakin tane tane konuşabilecek kişi Yıldırım abi, o konuşsun. Abi deme bana. Ne diyeyim abi sana? Abi yok, yok. Abi yok. Tamam. O zaman Halit'in adamını da kimi yapacağız? O kim olacak? Türkoğlu. Olur. Olur. İyi de olur. Suriye'yi haritadan silmesin de. Kim o? Oda servisi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Konuşabileceğini söyledim mi sana? Gözünde panik var, panik yapma. Endişe çekmişim. Panik yapma. Hadi oğlum söyle. Bunun şifresi ne oğlum? Söylesene. Halit, gülümseyelim. Ne güzel açıldı, buyur abi. Açıldı mı şimdi? Halit, sen gerçekten dediğimizi yapmamaya kararlı mısın Halit? Ya abla, beni öldürürler abla, beni yaşatmazlar, anlamıyorsunuz ya, beni bırakın abla. Ya benim... sana diyor ki, kararlı mısın diyor, kararlı mısın? Abi beni bırakın, beni paramparça ederler abi, gözünü seveyim. Sus lan biraz, çok konuşuyorsun oğlum. Senin o güzel yüzünü seveceğim de. Yüzüne ihtiyacımız var. Abi beni yaşam... Bu kadar çok konuşuyorsun. Cem hazır mı? Elif Halit'in telefondaki konuşmalarını yolladı. Programa yükledim. Abi yavaş konuşursan sorun olmaz. Şunun çirkin suratını kopyalayalım da. Biraz sus, tamam? Ya abi, vallahi sen dinle abi. Ben söyleyemem abi. Gerçekten söyleyemem ya. Ya Allah aşkına beni bırakın abi. Ya... Abi beni bırakın abi, beni yaşatmazlar. Sus lan, sus. Biz paramparça edeceğiz şimdi seni ha. Çek. Aferin. Abi bak. Tamam sus. Ezgi bu daha konuşacak şuna. Abla gözünü seveyim. O kadar çirkin bir sesi var ya. Şimdi 10 saniyede bebekler gibi mışyalmış. Uyuyor. Hiçbir şey de bozamaz. Geyik bu arada o. Geyik o. Yani öyle söyleniyor da öyle değil. Ne? İşte bebekler gibi mışıl mışıl uyumak diye bir şey yok. Yani bebekler geceleri uyanıyor ya. Hadi ya. Öyle. Allah Allah. Bilgilendik. Bilgi.
Abi tamamdır. Çalıyor. Çalıyor mu? Geçin siz şöyle. Geçin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Halit. Hayırdır? He, pek hayır değil. Bir sorunum var. Benim İstanbul'a dönmem gerek. Ne? Ne demek İstanbul'a dönmem gerek ya? Bize vereceklerin ne olacak Halit? Sorun olmaz ha, sorun olmaz. Benim burada bir arkadaşım var. Çok eski, güvenilir bir arkadaşım. Ona ben her şeyi anlattım. Ben emanetleri ona vereceğim. O da size nasıl kullanıldığını gösterecek. Tamam? Emin misin Halit? Bak Haptor böyle şeyleri sevmez. Biliyorsun. Yahu bana güven ha, bana güven. Bir sorun olmaz. Ha, istemezseniz ben bir hafta sonra gelirim. Yok, bir hafta sonra olmaz Halit. Bunları bizim hemen almamız gerek. E tamam o zaman ha, güzel. O zaman ben sen telefonunu arkadaşa vereceğim. O da seni arayacak, tamam? Tamam, ver. Sabah benimle buluşması lazım. E tamam, güzel. Merak etme, buluşur. Ben merak etmiyorum Halit, sen merak et. Ali, bu silahlar için para transferini sen yapacaksın galiba. Galiba öyle. Öyle olacak. Stadyumdan geri doğru tek tek yüz ve plaka tanıma sistemimizi kullanarak buraya kadar ulaştım. Adamlar bu sokaktan çıkmış olmalı. Bu tek katlı evlerden birinde kalmış olmalı. Çok iyi. İnanılmaz. Pardon. Önemli değil. Tebrik ederim seni Elif. Bunu bulmak işimizi o kadar kolaylaştırdı ki. Elif, sen bu adresi bana mesaj atsana. Hemen. Yusuf baba, hadi çıkalım. Hemen. Çıkalım. Hadi kolay gelsin. Sakın bir çılgınlık yapayım falan deme. İnşallah. Bir iki silah satıp Haptor'un yerini öğrenip geleceğim. İyi, hadi bakalım. Ali, kulağındakini iyi sakla. Ben onun beynime soktum zaten neredeyse. Tamam işte. Ben söylüyorum abi işte. Dikkatli ol. Geldiler. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ahmet sen misin? Benim. Çantayı yere bırak. Silah var mı üstünde? Kaldır kollarını. Kaldır. Bilgisayar burada. Flash diskler. Bunda ya. Abi takip cihazını bozdular. Ses, görüntü her şey gitti. Evet. Benim dediğim oldu işte. Aslanım mesafeni iyi koru. Belli ki bu adamlar hazırlıklı bak. Bizi fark etmesinler. Peki efendim. Biz Haptor'un yanına gidiyorlarsa normal. Başka nereye gidecekler? Efraim Zilal. Girip çıkmadı örgüt yok. IŞİD, El-Kaide. Para nerede? Efraim orada. Allah yardımcımız olsun. Eyvah. Hadi bakalım, devam edelim. Hadi. Silahı ver. Telefonunu çıkar. Kapat. Telefon bende kalacak. İş bitiminde alırsın, tamam mı? Haydi, geç. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Doktor aracına gidiyormuş. Gidelim. Gidiyorlar. Devam edelim yavaş yavaş. Yavaş yavaş takip.
mı geçecek? Emin misin? Evet, bu yol tek yol. Kadının evinden hastaneye tek bir güzergah var. Alo. Geliyor, birazdan önünüzden geçecek. Kırmızı bir hatchback. Tamam, biz bekliyoruz zaten. Biz hazırız, hadi. Telefon açık kalsın. Tamam. Önümüzde, yaklaşıyor, peşindeyiz. Sana çatışmaya girdiler. Her şey bir haksızlık oluyor işte. Bir dakika hariç. Polisler nereden çıktı? Ateş edin! Yıldırım Ali ne yapıyor? Yok. Şu an doğru bir şey yapıyor. Arada bir de olsa yapıyor. Hadi hadi. Çabuk çabuk. Bilgisayarcı, Türkoğlu'na ulaşma şansın var mı? Yok abi. Yani bilgisayarı açtığında yerini tespit edebiliriz. Zaten para transferi için internete bağlanmak zorunda. Bir noktadan sonra bizim takip ettiğimizi anlayacaklar. Evet, o kaçınılmaz. Şu ilerden sağa dönelim.
Bundan sonrası sınır yolu. Orada arazi bomboş. Bizi hemen fark ederler. Ahmet, sen bir bekle. Hemen onu pansumana götürün, haydi. Doktoru ne yapalım? İçeri götürün, bir odaya kapatın. Tamam. Ahmet ne olacak? Ona kalacak bir yer ver. Sonuçta bizi pusudan kurtardı. Ama gözün üstünde olsun. İvan'la buluştuktan sonra onu da yollarız. Tamam. Ahmet kardeşim, hele bir yardım et de şu kadını içeri taşıyalım. Ben tek başıma taşıyamam, benim belim ağrıyor. Gel hele. Çantayı da bana ver.